Arkadaşlar herkese merhaba. Ben Erzincan'dan Emre. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün diğer videolarımda da tanıyorsunuz. Umut kardeşimin Erzincan'daki çiftliğine geldik. Burada köpekleri de tanıtacağız. Umut nasılsın? Hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk. Ne var ne yok? İyi vallahi. Sağ ol. Sen nasılsın? Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Enlikten başlayalım istersen. Gel Erkül gel buraya. Kaç aylık Umut Erkül? Bu 2 aylık. Cüneyt gel yakından çekelim. Gel gel Erkül gel. Kovar'ın torunu. Arkadaşlar maşallah eli kolu her şey yerinde. Ben az önce durumda da paylaştım. Gel yakınlar istersen. Gel yakın. Şey. Kaç aylık bu? 2 aylık. 2 aylık. Aşılarını falan? Aşılarını hepsini yaptık. Anne baba? Anne baba Escobar'ın kızıyla ateşten. Gidelim Cüneyt. İleriye doğru. Buraya baştan dışarıdan başlayalım. Tekrar buradan başlayalım böyle gidelim. Olur. Cüneyt yakın çekim yaparsan her zaman izleyici arkadaşlar daha iyi şey yaparlar. Tam şu anda meme vakti. Enlikleri gel yakından al Cüneyt. Neyse. Umut bu dişi nereden gelme? Bunu Pertek'te bir dağ köyünde gördüm. Aha. Tam safkan bir dişi. Orada gördüm sahiplendim. Aha. Şöyle görürseniz. Kaç erkek var? Şşş, dur kızım. 3 tane dur. Erkek var. Yavrularını o enlikten askan ya. He. 3 erkek var. Kaç dişi? 4 tane. Hayır, bak. Arkadaşlar işte annelik içgüdüsü böyle bir şey. Yani normal yavruların yanına yanaşmadığında herkese hiçbir şey yapmıyor. Ama yavrularına karşı bir tehlike gördüğü için direkt tabii savunma içgüdüsüyle buradan uzaklaştırmak istiyor. Bu erkekler şöyle şurada bir karaklı çılımız var. Bunları ne yapacaksın? Bunları da sahiplendireceğiz isteyenler. Arkadaşlar hani aynen sürü sahipleri olur Erzincan civarında. Şöyle bir baya göğsünün deseni, el rengi, şey, el kol rengi, çift nabuzlu. Biz kutçulu diyoruz tabi. Dil dışındaki arkadaşlar başka diyor. Maskesi falan 10 numara enik. İsteyene tabi. Bunlar zaten boz, açık renkte de olabilir. Bunların baba şey Hakan'ın köpeği değil mi? Hakan'ın 1 metrelik Anadolu çoban baba. Dur hayır. Dur. Şimdi arkadaşlar biraz dişiden bahsedelim. Dur kızım dur. Umut gözlerini sürmesi falan çok güzel. Alnının düzlüğü şeyi falan sadece arkadaşlar daha önceki videolarımda da bahsettim. İşte köpeğin yetişme şartları çok önemli. Çünkü sürüde yetişiyor. Gerekli beslenemiyor. Hastalık geçiriyor. Ondan dolayı hani dişimiz biraz çok iri değil. Yani onun da tek sebebi gerekli işte hastalıklar, yetişme yeri. Yani iyi beslenemediği zaman ne kadar kangal da olsa zaten hani kangalı bir köpek değil. Bir gerekli şartları da sağlamayınca tam gelişimini sağlayamıyor. Ama Emre yani yavru büyütmesi, yavrular da çok iri atıyor. Öyle küçük çok anaç yani. Bir dişi. Aynen. Ve zaten Ayhan abiyle ortak yapıyorsunuz. Aynen birlikte yapıyoruz. Ayhan abi gel sen de Ayhan abi zaten dişiyi çok beğeniyor. Ayhan abi, dişinin en beğendiğin özelliği ne? Ya şey, sürüye sahip çıkıyor. Mesela bekle diyorum, bekliyor. Hayata bırak, gelmez. Bir de mesela hayvan kaybolsun, şey yapıyor yani sanki seni çağırıyormuş gibi gidiyor. Oraya götürüyor, hiç başından ayrılmıyorsa yani, zaten. Aynen, mesela Umut mesela biraz daha iri köpek seviyor. Sen mesela ne dedin, bu benim için. İçerik olarak aynen değişmiyor yani. Arkadaşlar tam bir sürü aşığı bir dişi. Ayhan abi zaten söyledi dedi ki böyle ve böyle bu tarz köpekler arkadaşlar çok uyanık oluyorlar. Yani hantal olmuyorlar. Özellikle böyle yani ben zaten görür görmez zaten sana söyledim ya Ayhan abi dedim. Bu hayvan sürüde çok uyanık olur. Zaten sürü köpeği olduğu için de sahiplenme içgüdüsü de çok. Şöyle buradan başlayalım. Erkül de psikopat ya. Herkine vallahi kafa tutuyor ya. Gel. Ufak Erkül gel. Gel kızım gel.
Kaldır istersen Umut işi. Gel buraya. Arkadaşlar burada bir hani en az tahminince hani 83-84 santim boyunda bir dişi. Arkadaşlar benim Erzincan'da tanıyan arkadaşlar bilir, yıl dışındakiler bilmeyebilir ama Escobar diye bir köpeğim vardı arkadaşlar. Bu köpeği ben Aydın'a satmıştım. Oradan da Balıkesir'e geçti. Escobar'ın öz kızı arkadaşlar. Zaten babanın kopyası. Anneden ziyade babanın kopyası. En iyi de bu işte yavrusu. Şeyin aynen Umut. En iyi annesi bu. Baba da ateş birazdan çekeceğiz. Aynen. Bunu tanıtabilir misin? Emre valla bu köpek ben bir arkadaşımdan sahiplendim. Daha önce zaten senin köpeğin yavrusu olduğunu biliyorum. Çok güzel bir anaç damızlık dişimiz. Aynen. Müthiş yavru atıyor. Yani özellikle yavrular çok güzel çıkıyor. Erkür'ü görüyorsunuz. Erkür'ün küçük yavrusu yani. Aynen. Hakan kardeşimiz de en küçük şey yavrusu bu. Büyük yavrusunu da size çekeriz. Aynen. İsterseniz. Burada çekeriz. Mükemmel yavru atıyor. Damızlık olan çiftliğimizde kullanacağız bundan sonra arkadaşlar. Gel. Arkadaşlar dişi gerçekten muhteşem bir dişi. Yani Anadolu çoban köpeğinin fiziksel olarak da bütün özelliklerini taşıyor. Cüneyt yakından çekersen özellikle arkadaşlar arka ayakları falan erkeğinkinden kalın. Yani Umut arkadaşımız bayağı uzun boylu olduğu için her seferinde söylüyorum. Köpekler boyunu posunu salını belli etmiyor. Değil ama mi? Gerçekten kalınlık olarak basar olarak 10 numara bir diş. Zaten yani. Köpekle ilgilenen tüm arkadaşlar bu dişi biliyor. Yani namını da biliyor. Çok güzel. Dişin yani üretim için gerçekten bulunmaz bir dişi. Aynen. O insancıl değil herhalde şeye yapıyor. Yok köpeğe yapıyor. Et vermişsin ya. Eti de kıskanıyor. Umut onu biraz zincirde aslında şey yaparsan kuyruğunu falan dikersen tam ateş kendi çizdiğinde şey yapar. Şimdi arkadaşlar Umut bu köpeği yeni sahiplendi. Ondan dolayı o da biraz çekimsel kalıyor. Aynen, çok adamcı değil. Yerine göre adamcı. Şöyle şöyle yapana çekerse kalınlığını falan tam belli edersin. Şimdi Emre bu da ben bunun bir Herkül'ün bir yuva büyük yavrusunu daha gördüm. Ateşin. Çok kalın ve büyük bir köpek. Müthiş bir damızlık yani bundan. Müthiş yavrular çıkıyor. Daha önce zaten arkadaşımda görmüştüm. Bununla Escobar'ın kızını eşlenmesi sonucu Herkül'ü aldık. Herkül gel. Herkül'e de biraz sert yapıyor babası ama. Baba, ya işte o oğlum. Çok ciddi köpekler bir köpek. Hani anneler işgüdüsü olur da arkadaşlar baba tabii ki öyle bir şey çok, bilmez. Yani bir şey. Oradan ne çıkıyor mu yoksa şöyle güneşi bu taraftan mı alsa. Arkadaşlar ateşi biraz da ben tanıtayım. Arkadaşlar ateş de Umut arkadaşımız sonradan sahiplendi. Önceki ismi Herkül'dü. Cep Herkül diyorlar yani. Bu Bayburt, Erzurum çevresi çok iyi bilir. Babası bundan en az 3-4 sene önce 40 bin lira gibi bir meblağa Kosova'ya satıldı. Pardon Makedonya'ya satıldı diye biliyorum. Makedonya'ya satıldı. Yani ateş arkadaşlar çok kalın bir köpek. Hayır oğlum dur. Ve yapı olarak da çok sert. Yani boyu tam namını veriyor yani. Cep Herkül, ismi Cep Herkül'dü. Yani bu boyda olmasına rağmen çok sert yapıda bir köpek. Yani Umut diyor ki hani saldım burada biraz gezmesi için. Komşuların köpeklerini hemen boğdu ya. Hemen diyor gitti zor elinden aldım. Zaten ufak tefek de zaten üstünde şey. Emre yani boy var. Olarak bu kadar küçük bir köpeğin o kadar marifetli olması çok ilginç. Yani ilk de mesela gören arkadaşlar belki der ki bunda bir iş yok ama gerçekten çok sert bir hayvan. Umut zaten şey ya. Bir de çok ciddi yani. Böyle eşinme videosu da vardı. Onu belki videonun başına ekleyebilirim. Burada tam şu aklı fikri ette. Tam fiziğini belli etmiyor. Aynen. Bir de ateş. Yok. Şu an aklı ette ya. Yani ama böyle bu da arkadaşlar işte belki o yetişme şartlarından dolayı gelişimini tam sağlayamamıştır ama altından Umut'un dediği gibi bizim köyde de bir oğlu var. 85 santim boyunda oğlu var. Annesi de hatta yani bir 78 santim boyunda olmasına rağmen altından 85 santim enik düşüyor. Yani dediğim gibi Bayburt Gümüşhane çevresinde de bu köpeği çok tanınıyorlar. Cep Herkül dedikleri zaman. Onun haricinde de şey Akşerkan'a geçelim istersen Umut. Tamam. Yani bu Umut'un baş damızlıklarından biri arkadaşlar. Umut bundan sonra damızlık olarak bunu kullanacağız. Gerçekten ama kalın bir köpek o.
Şöyle şu açıdan çekersem Cüneyt. Tam daha net olacağını düşünüyorum. Umut bayağı yüksek bir köpek. Serkan fotoğraf arkadaşlar. Yani gel öyle gel. Gel. Umut senin yanındaysa benim yanımda köpek birazcık daha belki şeyini boyunu gösterebilir. Serkan. Aferin oğlum. Arkadaşlar Serkan aslında adamcı bir köpek. Yani bu da Umut bunu yeni çiftliği yeni kurduğu için yeni sahipleniyor. Henüz daha artık şeyine alışmadı. Ne derler ona? İnsanlara tam alışmadı. Yani geldiği yerde vukuatlı bir köpek. 4-5 kişiyi ısırmış. Aynen. Ve aşırı derecede yabaniye sert bir köpek. Umut arkadaşımızın kendi YouTube sayfasında da ayıyı kovalarken falan short videolarında var. Ve fizik olarak da arkadaşlar gördüğünüz gibi çok atletik bir yapıya sahip. Yani tam kurtçul kurda yetişecek, kurdu yakalayabilecek bir fiziğe sahip. Yani normalde sürücü arkadaşlar, sürü sahibi arkadaşlar hep böyle iri kafalı köpeklere rağbet gösteriyorlar, hevesleniyorlar ama yani ben doğdum doğalı bu işin içindeyim. Yani babamın köpekleri vardı, ben kendimi bildim bileli. Hani 7 yaşından beri elimden geldiğince böyle üretim yapmaya çalışıyorum. Erzincan'daki arkadaşlar beni bilir. Yani sürücü arkadaşların, sürü sahibi arkadaşların kapısında bekletmek, üretmek istediği veya görev yaptıracağı köpekler bu tarz köpekler arkadaşlar. Bu tarz köpek, bu fizikteki köpekler daha avcı olur. Daha atletik yapılı. Ve Umut sanki bugün biraz keyifsiz. Biraz keyifsiz. Yani ben çünkü bir hafta önce gelmiştim. Böyle bir dakika yerinde duramıyordu. Oraya atlıyordu, buraya atlıyordu. Emre yani, bir de diğer köpek geldi ya. Küstü mü acaba? Ondan sonra biraz tavırları da değişti yani. Biraz buna da ilgi gösteriyoruz diye. Ama yani benim göz bebeğim Serkan. Sana açık söyleyeyim. Yani ben bu tarz köpekleri daha çok seviyorum. Yani hantal değil, sürü de çok daha iş yapıyor. Kurdu da yakalayabilir koştuğu zaman. Şimdi ben daha bunun yanına istediğim dişiyi bulamadım. İstediğim dişiyi bulursam buna da güzel bir eş getireceğim. Aynen Umut. Senin zaten köydeki neyin kızıydı o? Tango'nun kızıyla da aslında çok iyi bir eş olabilirler. Ben yani arkadaşlar Umut'un daha önce videonda da çektim. Babası Gil Tunceli'de. Umut da Tunceli Erzincan arası sürekli gidip geliyor. Orada koyunları falan var. Buradaki çiftliği işte Ayhan abiyle yeni kuruyorlar. Şu an burada küçük baş üzerine ve burada böyle aynı bizim gibi güvercindir, gazdır, ördektir. Her şeyi yapacak, çoğaltacak. Emre aslında daha köpeklerim var. Aslında. Daha tam oluşturamadığımız için çiftliği daha getiremedik. Yani onları da getirdiğimde gene gelip çekersin zaten. Aynen. Arkadaşlar Serkan fotoğraf gibi. Bak şu an mesela az önce kuyruğu falan da şey yapmıyordu. Ona da kuyruğu falan sıfır sarıyor. Ve kırçıl bir fizik yapısına sahip. Rengi aynen. Ve ya normalde bu köpek şey olsaydı Umut. Mesela insanlar alışmış biliyor musun? Böyle boz ve kara kırçıl köpeklere aynen. Kangal demeye. Aynen. Yani bunun mesela bu renkte de kangallar var. Nadir de olsa var. Ve yani bu köpek şu an kara kırçıl beyaz. Boz yapıda olsaydı gören herkes orijinal kangal diyecekti. Aynen. Hani belki şu an şey yapabilir ama bence kangal bir köpek. 3 yaşında genç bir köpek. Dişlerini açabilir misin Umut? Cüneyt gel yakından çek bakalım diş yapısına. Şöyle bakalım. Dişlerini fıçalamamış. Çekemedin değil mi? Kazma gibi dişleri var da adamcı olduğu için korkuyoruz ha. Yani ama ya işte sıkıntılı bir köpek. Yani yakından çekebiliyorsun. Kazma dişleri bayağı bir kalın Cüneyt. Bak yakından çekebilir. Çek korkma Cüneyt. Yakından çek. Arkadaşlar bayağı bir kalın kökleri var yani belli. Gerçekten de yani getirdiğim köyde 7 kişiyi boğmuş. Öyle söyledikleri için insan da çekiliyor yani. Aynen yani ben de bayağı sevdi aslında ama köpek işi. Arkadaşlar ne olur ne olmaz. Tabii. Cüneyt kaç dakika oldu video? 13 mü? Yani şimdi arkadaşlar bazı arkadaşlar diyor ki videoları hani uzun tutuyorsun. Yani ister istemez sözü açıyor. Elimizden geldiğince kısa tutmaya çalışacağım. Şu an arkadaşlar işte Umut arkadaşımızın çiftliğinden size kesitler sunmak istedik. Köpeklerini tanıtmak istedik. Şu an sadece bir kısmı burada. Umut arkadaşımız daha da çiftliğini büyütecek. Daha o zamanlar çevre düzenlemesi falan da yapılacak. Aynen. Bayağı bir böyle ördekler için yüzme alanı, güvercinler, at. Sen orayı da çekelim. Böyle bu tarafta zaten arkadaşlar şey geçiyor buradan. Tam yanından dere. Yani güzel bir bölge. Erzincan bir ova. Burası da ovanın
tam orta noktasında olan bir şey. Benim zaten köyümün hemen yan köyü arkadaşlar. Ve kurt domuz popülasyonu yüksek, yani çok olan bir bölge. Zaten Mert Yılmaz'ın köyü hemen yan taraf arkadaşlar. Mert de bizim komşu köyümüz. O çektiği domuzlar, kurtlar falan hemen bir kilometre yanımızda. Evet. İnşallah Umut kardeşimle birlikte biz de ilerleyen zamanda drone veya fotokapan alırsak size elimizden geldiğince Mert tabii ki yazın Çayırlı'ya gidiyor. Çinoroz'a gidiyor. Orada videolara devam edecek. Biz de inşallah Mert'i aratmamaya çalışacağız. Burada size elimizden geldiğince çekmeye çalışırız. Mert kardeşimize de çok teşekkür ediyorum. Her zaman bize yardımcı oluyor kendisi. Aynen öyle yani. Çok sağ olsun. Yobaz bir arkadaş değil mesela. Bir kere söyledik. Dedi ki abi elimizden gelen ne varsa yaparız, şey yaparız. Dediğin gibi çok sağ olsun. Senin izleyici arkadaşlar Umut son kez söylemek istediğim bir şey var mı? Arkadaşlar YouTube kanalım var zaten biliyorsunuz Umut Yıldız diye. Abone olursanız seviniriz. Desteklerinizi bekliyoruz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Aynen arkadaşlar, kanalımız ne kadar büyürse sizin için daha böyle göze hoş, köylere gidip böyle koyun sürüleri, ne bileyim işte daha pastoral görüntüler sunmaya çalışacağım. Abone olursanız, yorum yaparsanız sevinirim arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.